Merhaba arkadaşlar, biz İzmir'deyiz. İzmir'den selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar size sokak köpeklerini gösterelim. Bakın tatlış tatlış oturuyorlar. Uyş, çok tatlı değil mi? Hello. Ay bir tane de burada var. Pişt, yakışıklı. Aşkım üstümüz batar. Martin. Çok mu yürüyeceğiz? Şöyle çekmek ister misin denizi falan mı? Arkadaşlar kumur yemeye geldik şimdi. Gidin bakalım içeriye geçelim. Evet arkadaşlar ilk durağımız Alsancak'ta bulunan kardeşler günde. Buranın kumrusu meşhurmuş. Kumur yemeye geldik. Bakalım. Evet arkadaşlar kumurumuz geldi. Bu şekilde. İçinde yumurta, sucuk, salam, sosis ve kaşar peyniri var. Başlıyorum. Sıcak. Karışık. Bir kez daha ısırayım. Çok sıcak değil mi? Buharı bile belli oluyor. Oo, arkadaşlar kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama duman çıkıyor içinden. Sen de görüyor musun? Hı hı. Değişik yani böyle. Ben çok şey yemediğim için salam bir de sosis bana değişik geliyor da. Ama bir yandan da güzel yani. Farklı yani. Hadi bir de ben bakayım tadına. Şöyle yandan mı ısırsam? O kadar... Arkadaşlar o kadar çok duman çıkıyor ki ısırmaya korkuyorum şu anda. Hadi bakalım. Fena değil mi? Güzel ama. Yani bildiğimiz bir şey değil yani lezzet değil. Öyle değil mi? Farklı. Hı hı. İçi de bu şekilde. Ekmeği de bayağı yumuşak. Hı hı. Lezzetliymiş. Ben böyle birazcık karışık olur diye düşünüyordum. Ama hı hı. Güzel. Bir kere daha ısırayım. Tamam. Arkadaşlar biz bunu yiyelim. Bir sonraki durağımızda görüşürüz. Dışarıdan ayranım var. Evet arkadaşlar, İzmir'in cakları ne gelir? Boyoz gelir. Boyoz yemeye geldik. Bir tane sade boyoz aldık arkadaşlar. Bir tane de tahinli boyoz aldık. Bakalım şimdi tadıma geçeceğiz. İçini göstereyim. Bu şekilde. Ve diğerinde ya. Bir tatlı olanı. Şimdi böyle dışına falan çıkmış tahini. Bakalım nasıl. Güzel arkadaşlar. İyi mi? Hı-hı. Hangisini daha çok beğendin? Tepkine bakarsak tahini daha çok beğendim. Şimdi kahvaltı yapacaksam eğer sade yerim. Hı-hı. Yanında domatesle falan. Bunu da öğle arasında geçiştirmek için falan öyle yerim yani. İkisinin de şeysi farklı. Hı hı, anladım. Öyle. Evet arkadaşlar şöyle sadeden başlıyorum. Güzel, tam kahvaltılık.
Yalnız çıkan ses bayağı iyi, çıtır çıtır. Evet arkadaşlar, çaylarımız da çok güzel geldi. Kerem'in abdest suyu gibi. Çay. Evet, şimdi Tiny'den. Şöyle içine bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra Tiny'de. Bayağı iyi. Değil mi? Güzel. Güzel. Ama ikisini bir tutamazsın. Bundan bir tane yerisini duyarsın. Tıkar daha doğrusu herhalde, değil mi? Ama güzel. Beğendim. Evet arkadaşlar, burası Alsancak'ta. Dostlar Fırını. Nereye yakın bilmiyorum. Biz de buranın yabancısıyız. Bir sonraki İzmir lezzetinde görüşürüz. Biz burası soğuk olur diye küçük ceketlerimizi giydik. Ama güneş gören yer sıcak. Güneş görmeyen yer buz gibi. Ve şu an yağmur yağıyor biraz. Çiliyor. Evet, çiliyor. Bir ceketlerimizin önünü kapatıyoruz arkadaşlar. Bir açıyoruz. Bir şapka takıyorum ben. Bir indiriyorum. Evet. Aa, mandalina var. Şöyle size mandalinaları gösterelim. Yok, portakal ağacı herhalde. Yok, mandalina herhalde. Evet arkadaşlar, İzmir bombasının çıktığı yere yaklaştık. Görüyorsunuz, sıra var. Burası Çelebi Unlu Mamuları diye geçiyor. Şöyle bir sıra var. Şimdi o sıraya geçeceğiz biz de. Evet arkadaşlar, İzmir bombamızı aldık. Bir tanesi beyaz çikolatalı, bir tanesi klasik. Akıyordu. Nasıl? Sıcak. Güzel, bol çikolatalı. Çok sıcak değil mi? Çok sıcak değilim herhalde. Bu beyaz çikolata ama üzerine diğer çikolatadan geldi. Bu da güzel. Hangisi daha iyi? Klasik olan klasik büyük bir ihtimal değil mi? Evet. Oh. Evet arkadaşlar, şöyle. Dediğim klasik parçalandı. Klasik olandan başlayayım. Dağıldı. Evet, zor tutuyorum birazcık arkadaşlar. Güzel ama sıcak. Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağmurda bastırıyor maşallah. Bir yerinde ye. Şöyle beyaz çikolatalı. Bayağı lezzetli duruyor. Ben beyaz olanı daha çok beğendim. Valla. Güzel. Ama çok fazla yiyemezsin yani. Bir tane anca yersin. Bir tane. En fazla iki tane. Ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Bye bye. Evet arkadaşlar, şimdi biraz yürüyüş yapıyoruz. Yedik İzmir lezzetlerini. Şimdi deritiyoruz. Şu an sahil kenarındayız. Şöyle güzel bir görüntü var. Evet arkadaşlar, şu an havalandayız. Otelimizde kaldık. Biraz sonra check-in yapıp Avusturya'ya geri döneceğiz. İkimiz de çok yorulduk. Artık çalışarak dinleneceğiz. Evet. Özellikle ben hastalıkla geçirdim iznimi, ne yazık ki. Özellikle Afyon'a gittiğimde ne kadar kötü oldum ya. Bir daha özellikle de. Bir de
mı? Çok mu bir de volume? Özellikle dedim mi? 2-3 kere. Ha. Afyon'a gittiğimde hele. Hele. Ne diyebilirim ki? Neyse arkadaşlar, size buraya gösterelim biraz. Burası gerçekten güzel bir otel. Çok da pratik. Havaalanın içindeyiz. Güzel tasarım var. Şurası direkt havaalanı. Dışarıda maşallah hava çok güzel. Yağmurlu. Herhalde iznimizin yarısı yağmurlu geçti. Ve yağmurlu olduğu için Sibel de hastalandı. Bu bir yalan. Dikkat etmediği için hastalandı. Arkadaşlar, fermuarını, çekerin önünü kapatıyorsun. Hı hı. Yanıyorsun. Açıyorsun, hasta oluyorsun benim gibi. Ama o kadar kötü hasta oldum ki. İstanbul'da, Karaköy'de kaptı hastalığı. Önü açık gezdi. Arkadaşlar, bir ara tramvaydan bir inişim var. Yere yapıştım resmen, böyle var ya, gözümün önü falan karardı. Bayağı kötü oldum. Bir baktım kenara oturdu. Dedim, neyin var? Dedi, kötüyüm. Dedi, dün martıdan düştü. Düşmedim ama uçarak kurtardım kendimi ben. Uçabiliyorum arkadaşlar. Evet, burası da odamız. Böyle bir yerde kaldık. Güzel yani. Tek eksiği, hiç camı yok. Biraz bunaltıcı. Değil mi kız? Evet arkadaşlar, birazcık bunaltıcı. Kemal'e ben dün bunu akşam söyledim. Bunu söyledikten sonra Kemal bir öksürmeye başladı, hapşırmaya başladı. Ay dedi, bu ne oluyor dedi. Sonra klimayı falan düşürdük bayağı. Komikti. Hadi bakalım, çıkış yapalım.